Soru-cevap videolarımızın beşincisiyle karşınızdayız. İlgi ve alakanıza çok teşekkür ederiz. Hakikaten dört bir yandan farklı konularda sorular yağmaya devam ediyor. Biz de onlardan seçerek bir liste yapıyoruz. Ve bu liste dahilinde sorularınıza bildiğimiz kadarıyla cevap vermeye çalışıyoruz. Sorular gelsin. Bu hafta ilk sorumuz Osmanlı padişahları denilince birkaç padişah var. Daha doğrusu ön plana çıkan birkaç tane var. Peki diğerlerini hepsini çöpe mi atacağız? Son dönem padişahları hiçbir şey yapmamışlar mıydı? Sadece o işte birkaç yüzyılın padişahları mı konuşalım? Siz ne dersiniz bu konuda? Yorumlarınız nedir? Hakikaten Osmanlı tarihinin bu 6 asırlık dönemine baktığımızda birkaç padişah çok ön plana çıkıyor. Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, son dönemde 2. Abdülhamit gibi böyle bazı isimler yoğun konuşuluyor. Sanki diğerleri yokmuş gibi. Hatta böyle ilkokul ya da ortaokul yıllarından hatırlarsınız. Hani tarih kitaplarında böyle şevkle okuduğumuz bir Osmanlı tarihi dönemi vardır. Yükseliş dönemidir o. Savaşlara çıkılır, başarılar elde edilir, Avrupa devamlı vergiye bağlanır. Ama sonra işte 16. yüzyılın nihayetinde böyle bir gerileme dönemi olur. Duraklama, gerileme, çöküş, ucu bucağı olmayan, sonu gelmeyen Osmanlı-Rus savaşları, Osmanlı-Avusturya savaşları. Hani tarih kitabını açmak bile istemezsiniz. Öyle olunca da tabii acaba Osmanlı tarihi hep böyle miydi? Bu birkaç padişah geldi, çok büyük işler yaptı, diğerleri yattı mı? Akla böyle şeyler geliyor. Tabii ki değil. Bir kere ilk 10 padişah, Osmanlı'nın kuruluş devri. Zaten 6 tanesi biliyorsunuz. Bursa'da yatıyorlar. Yani Osman Gazi'den 2. Murat'a kadar kabirleri Bursa'da. Hakikaten son derece kurucu, sistem ortaya koyan, çok da feragat sahibi padişahlardı bunlar. Gerçekten at sırtından neredeyse inmemiş insanlardı. Çok ciddi eserler ortaya bırakmışlar. Gittikleri coğrafyaları ihya etmişlerdi. Fatih Sultan Mehmet 7.'siydi ve İstanbul'a defnedilen ilk Osmanlı padişahı oldu. Çağ açıp çağ kapadı. Saatlerce konuşabiliriz. Hatta onun oğlu 2. Bayezid için bile ya bir duraklama dönemi mi denir? Niye denir? Demek ki bizim ölçümüzde bir çarpıklık var. Biz gelişmişliği, gücü, büyüklüğü eline kılıcı alıp atın sırtına binip toprak fethetmek, ülkeleri ele geçirmek olarak görüyoruz. Böyle görüyorsak son derece yanlış. Yavuz Sultan Selim devletin topraklarını 3 kat büyüttü. Fatih Sultan Mehmet 34 tane seferin yöneticiliğini yaptı, öncülüğünü yaptı, emrini verdi. Ama baktığımız zaman Fatih'le Yavuz arasında bir Sultan II. Bayezid dönemi var ki yani o babasının fethetmiş olduğu yerlerin aslında oturması dönemidir. Ya mesela Balkanlara çıkın. Fatih Sultan Mehmet Bosna Hersek'i fethetti, Eflakboğdan'ı fethetti, Ege adalarını aldı. İtalya'nın kıyısındaki Ayamavra, Kefalonya, Zanta birçok adayı aldı. Ama o coğrafyanın sindirilmesi ve Osmanlı'ya mal edilmesi kiminle oldu? Sultan II. Bayezid'le oldu. Amasya'daki külliyesi, Edirne'deki külliyesi, İstanbul'daki külliyesi, Balkanlar'da yeni fethedilmiş Bosna Hersek topraklarında ortaya koyduğu eserler. Bakıyorsunuz şimdi. Sultan II. Bayezid'in Travnik Kalesi'ndeki cami onundur. Sarayova'da baktığınız zaman medrese onun kızı ki kabirleri yan yanadır bugün sahafların yanında caminin kıble duvarı önünde Bayezid Camii'nin Selçuk Hatun'dur. Yani döneminde ciddi eserler vermiş. Fatih'in dev topları var. İstanbul'u fethetmiş şahi topları. O toplarla Yavuz Sultan Selim Mısır'a gidebilir miydi? Gidemezdi. Mısır'a götürülen hafif toplar, 365 derece dönebilen toplar, yivli toplar. Bunlar nasıl sağlandı? Yani nasıl ortaya kondu? Sultan II. Bayezid döneminin o muhteşem ortaya konulan dehasıyla, ortaya konulan gelişmelerle bunlar söz konusu oldu. Tabii sadece mesele II. Bayezid meselesi değil. Yani şimdi ne diyorsunuz? Evet tamam iyi Yavuz var. Sonra Kanuni Sultan Süleyman var. Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra bir II. Selim, 3. Murat, 3. Mehmet, 1. Ahmet böyle gidiyor. Ne oldu? Yani bu padişahlar dönemi çok mu sıkıntılıydı? Bakın eleştireceğiniz şey elbette çok. Hiç sefere çıkmayan bir ikinci Selim var mesela baktığınız zaman. Haçova seferine çıkan bir üçüncü Mehmet var. Üçüncü Murat da çıkmamış mesela hiçbir sefere. Ama baktığınız zaman o bizim çok bilmediğimiz ya da aman bu dönemler Osmanlı'nın gerileme dönemi dediğimiz dönemlerde öyle ateşin isimler var ki
hakikaten üzerlerine ciddi durulması icap ediyor. Mesela 3. Ahmet, Lale Devri'nin o meşhur padişahı. Baktığınız zaman çok önemli işlere imza atmış bir adam. Zaten Osmanlı tarihinde hangi padişaha karşı bir ayaklanma söz konusu olmuş, bir darbe uygulanmışsa bilin ki o adam kalitelidir. 3. Ahmet gibi, Genç Osman gibi, 3. Selim gibi, 2. Abdülhamit gibi. Dönemlerinde hasta adamı yeniden ayağa kaldırmaya çalışan isimlerdir bunlar. Ve hakikaten de önemli işler yapmışlardır. Bizim bugün Lale Devri deyip bir zevk sefa dönemi diye burun kıvırdığımız dönem aslında baktığınız zaman Osmanlı'nın Rönesansı'dır. Yani tıpta, matbaada, ilimde, askeriyede birçok konuda ciddi yeniliklere imza atılmıştır. Ama düşünsenize 30 yıl bile üzerinden geçmeden ayaklanılmış ve bu iş bastırılmıştır. Oysa biz Lale Devri ile ilgili şunu biliriz. Lale Devri'nde zevk, sevka, sefa, eğlence var. İşte lale bahçeleriyle süslenmiş İstanbul. Sadece lale ile ilgili işler çevrilmiş. Hatta o kadar abartılmış ki lale işte havuzların üzerine bile laleler konulmuş falan gibi böyle çok abartılı söylemler var. Bu bir gelişmişlik sembolü mü yoksa bir çaba mı? Nasıl bakmalıyız? Bir kere Lale Devri'nde lale denilen çiçek çok ön plana çıkarılıyor. Şair Nedim var mesela. Edebiyat çok ön planda. Yani Lale Devri adını koyan Ahmet Refik ve onun gibi bazı isimler olayın sadece zevk sefa boyutunu almışlar. Yani Haliç'in kenarına yayılıyor millet. Kaplumbağaların sırtına mum yakıyor. Suya salıveriyor hayvanları. Böyle seyrediyorlar. Bu devir öyle bir devir değil ki. Baktığınız zaman o devirde itfaiye sistemi, çiçek aşısı sistemi gibi daha bir sürü konu. İbrahim Müteferrika'ya izinler veriliyor. Matbaalar, kağıt fabrikaları. Yani bu anlamda ciddi girişimler söz konusu. Zaten birileri bundan çok rahatsız oldukları için hemen bir ayaklanma ortaya konuluyor. Bir hamam tella meselesi değil bu yani patron Halil. Bir hamam tella sadece olayın piyonu çünkü onun da başı yenecek ileride. Arkadakiler onu ön plana sürüyorlar. Ayaklanmayı yapıyorlar. Nevşehir'le öldürtülüyor. Hem de çok acı bir şekilde öldürtülüyor. Parça parça ediyorlar adamı. Bu nasıl bir kindir? Nasıl bir hınçtır? 3. Ahmet indiriliyor. Olay örtbas ediliyor ve bütün yeniliklerin önü kapatılıyor. Yani sanatta, edebiyatta da ilerleme var ama başka şeylerde de var. Mesela 3. Selim dönemi çok önemli bir dönemdir. Ve düşün önce Nizam-ı Cedid denilen bir ordu ortaya koyuyor. Bu ortaya koyduğu orduyla Napolyon Bonaparte'ın ordularını yeniyor ki o gün dünyanın en güçlü ismi Napolyon'dur. En güçlü orduları Napolyon'un Fransız ordusudur. Bu ordu yenilgiye uğratılıyor Akko önlerinde. Müthiş bir şey. Bunları biz neden görmüyoruz? Bilmiyoruz da ama 3. Selim'le ilgili ben ilk kez mesela böyle bir şeyden haberdar oluyorum şu an. 3. Selim deyince bizim aklımıza gelen ne üfleyen böyle tasavvuf meşrep hiç başka hiçbir şeyle ilgilenmeyen odasında duran bir padişah profili var. Bizim bildiğimiz 3. Selim'le ilgili profil budur. 3. Selim hakikaten hattattır. Musiki'den çok iyi anlar ama mesela makam kurucu bir adamdır. Beste yapan demiyorum. Bugün sokakta bir sürü insan var beste yapıyor. Makam kuruyor yani. Rast makamı, Hicaz makamı gibi düşünün. Makam kurmak deha gerektirir. 20 küsür tane makamın bizzat mucididir. İyi bir hattattır ama aynı zamanda baktığınızda 3. Selim siyasi anlamda da çok özel bir adamdır. Ya bugün Türkiye Cumhuriyetimizin bir numaralı ordusu, birinci ordunun karargahı neresi? Kadıköy Selim Yakışlası. O devasa binayı kim yaptırdı? 3. Selim. Bugün Kuleli Askeri Lisesi. O binayı ilk olarak oraya kim kondurdu? 3. Selim. İstanbul'un birçok yerinde karakol binaları 3. Selim yaptırmıştır. Daha sonra 2. Mahmut ve Sultan Abdülmecit de eklemeler yapmış ama bunların başlangıcı 3. Selim'dir. Özel bir adamdır. Devlet hakikaten yeniden bir silkinip süper güç olmaya doğru ilerlerken pat diye 3. Selim'i aşağıya indirecekler ve tabii ki böylece bütün yeniliklerin önünü kesmeye çalışacaklardır. Mesela 2. Mahmut Demir Yumruk bir Osmanlı sultanıdır. Bugünkü Türkiye Cumhuriyetimizin temellerini aslında 2. Mahmut atmıştır. Çok yenilikçi bir insandır. Yeniçeri ocağının kafasına vurup böyle devamlı ayaklanma çıkaran darbeye alışmış bir orduyu elinin tersiyle itip yenisini kurabilecek kadar cesurdur. Kolay değildir yani orduya baş kaldırıp hele öyle bir bozulmuş orduya sözünü geçirebilmek. Aralarda mesela başka padişahlar da var. Her yönüyle mükemmel bir Fatih, Yavuz belki değil ama birçok yönüyle girişimci. Mesela 3. Mustafa özel bir adamdır. Eserleriyle,
ortaya koyduklarıyla, girişimleriyle, Rusya'ya karşı cesaretiyle baktığınız zaman. Dönem de önemli mi? Yani bırakılan, hani günümüzün meşhur sözü var, enkaz devraldık gibi, siyasette çok söylenen bir cümle ya. Aynı şey padişahlar için söylenebilir mi? Şimdi Fatih'in devraldığı veya işte Kanuni Sultan Süleyman'ın devraldığı bir devlet sistemiyle veya devraldığı hükümet şekliyle, 2. Abdülhamit'in devraldığı devlet hem ordu anlamında, hem siyasi anlamda, hem de ekonomik anlamda aynı mıydı? O yüzden biri daha şanslı, biri daha şanssız mı? Öyle mi bakmalıyız? Aslında çok güzel bir soru. Hem dönem hem ekip bakımından şanslı olmak önemlidir. Bir adım ileriye götürür dönemi ve padişahı, yükseltir, parlatır. Şanssızsa da geriye götürür. Mesela 2. Abdülhamit zekiydi, siyaset bilen bir isimdi ama problemi neydi? Kadrosu yoktu. Kanuni Sultan Süleyman kadrosu mükemmeldi. İşte Barbaros onun kaptanı deryadasıydı. Ebu Suud Şeyhülislam'ıydı. Sokul Mehmet Paşa sadrazamıydı. Şairi Baki'ydi. Baktığınız zaman özel bir kadro var. Babasından almış Yavuz Sultan Selim'den. Hatta Yavuz da çok şanslıdır. Kadroyu büyük dedesi Fatih Sultan Mehmet yetiştirmiştir. Mesela baktığımız zaman Yavuz'un o sadrazamları Hersekzade Ahmet Paşa, Dukakinzade Ahmet Paşa, bunlar hep Fatih Sultan Mehmet döneminin devşirmeleridir. Yani kadro büyük, devlet parlak, gelişmeye açık, bir de karşıdaki düşmanın gücü, kuvveti, duruşu, bunların hepsi o şahsı ön plana çıkarmış ya da geriye itmişti. Bir de 1. Ahmet'ten sonra tabii Ekber Kanunu geldiği için, sadece sülalenin büyüğü başa geçtiği için, sarayda şehzadeler kapalı tutulduğu için ortaya çıkıp kendilerini gösteremiyorlardı. Artık kendilerini geliştiremiyorlardı. Sancağa çıkmak bir şehzadenin siyaseti, ortamı, çevreyi, dostu düşmanı iyi tanımasını sağlıyordu. Bu tarz birçok neden gelecekteki padişahların daha pasif olmasını, öncekilerin daha parlak olmasını sağlamış. İşte bunları çok iyi görmek icap ediyor. Yani bir padişah hepten elimizin tersiyle itmek değil ya da alıp olduğu gibi göklere çıkarmak değil. Yani bazısı var hepsi evliyadı deyip çıkıyor taşın başına. Bazısı var diyor ki ya hepsi vatan haini der gibi söylemler ortaya koyuyor. Böyle bir şey yok. Ama hakikaten yani cesareti yok, kabiliyeti yok, devlet yönetimini bilmiyor, her şeyi elini yüzüne bulaştırıyor. Böyle padişahlar var mıydı? Evet vardı. Mesela 3. Osman. Baktığınız zaman 1. Mahmut'tan sonra yani Lale Devri'nden sonra gelen padişah 1. Mahmut'tur. Onun kardeşi 3. Osman vardır. Hakikaten çok beceriksiz, hiçbir şey bilmeyen, zevke sefaya çok düşkün bir adamdır. Döneminde mesela çok kaliteli bir sadrazam vardı. Hekimoğlu Ali Paşa. Hekimoğlu Ali Paşa gibi 10 parmağında 10 kabiliyet olan bir adamı idama mahkumetmiştir. Daha sonra annesinin empozesiyle yapma evladım etme Ali Paşa şöyle iyidir böyle iyidir demesiyle caymıştır. Yani ipten dönmüştür Ali Paşa. Böyle bir adam. Zaten anlıyorsunuz bakın. Ben bir sanat tarihçi gözüyle baktığımda mimariye dostu düşmanı ya da iyi kötüyü görebiliyorsunuz. Mesela Yavuz Sultan Selim, koca Yavuz Sultan Selim'in Çarşamba'daki camisine gidiyorsunuz. Padişahın cuma namazında camiye girdiği bir rampa vardır. Padişahın hünkâr mahfiline çıktığı merdiven. Yavuz Sultan Selim caminin etrafında 10 tur atın, padişahın üst kata çıktığı hünkâr mahfil rampasını bulamazsınız. Ama bir de 3. Osman'ın camisine gidin, Nur-u Osmaniye'ye, yuh dersiniz. Neredeyse caminin yarısı kadar büyük bir rampa. İşte fark bu. Yani bakıyorsunuz, Yavuz Sultan Selim camiye pencere gibi bir kapıdan giriyor, içeride duvarın içine gizli bir merdivenden tık çıkıyor, namaza duruyor. Amaç bu zaten. Yukarı çıkmak. Gösteriş değil. Ama 3. Osman'ın Çemberlitaş'taki Nur-u Osmaniye Camisi'ne bakın. Bir merdiven var. Caminin yaklaşık 150-200 metre ötesinden başlıyor. Devasa bir bina boyunda böyle gidiyor. Havalarda dolanıyor. Camiye yapışıyor. Yuh. Ne gerek var böyle bir şeye? O merdiveni yapacağını, o merdivende kullandığın taşla, tuğlayla, sıvayla git oraya bir ikinci mescit yap, medrese yap, tekke yap, bir şey yap yani. Anlatabiliyor muyum? Bozulma biraz da böyle başlamış. Fatih Sultan Mehmet'in Topkapı Sarayı'nın Babus Selam'ı çok sadedir. Ama 1766 depreminde o kapı büyük hasar gördüğünde 3. Mustafa tamir ettirmiştir. Dışını olduğu gibi bırakmıştır. Kapının iç kısmı ve arka kısmını öyle bir süslemiştir ki. Yani Fatih'in parası mı yoktu? Sanat değerleri daha mı eksikti? Bilmiyor muydu onları yapmayı? Elbette biliyordu.
Çok daha zengindi ama yapmadı. Sadeliğin içinde bir büyüklük söz konusuydu. Onun için Osmanlı tarihine bu gözle bakmak lazım. Şahıslar, dönemler ve tabii ki o dönemlerdeki insanların artıları ve eksileri. O zaman padişahları daha iyi analiz edebiliriz. Salih Bey, Osmanlı dönemine tarihlenen mezarlıklara gittiğimizde farklı mezar taşları görüyoruz ki Osmanlı toplumu mezar taşının içerisinde o kişiye ait meslek, meşrep, işte cinsiyet gibi birçok ayrımı mezar taşlarıyla vermiş, göstermiş. Bununla birlikte size sorulan ilk dönem mezar taşlarıyla ilgili de sorular var. Çeşitli dönemleri kapsayan sorular var. Bizans'la ilgili, Hitler'le ilgili sorular var. Bunlarla ilgili kapsamlı bir bilgi istiyoruz sizden. Şimdi mezar taşları ile alakalı bayağı bir soru geldi. Bunlar da birikti. Bence şöyle bir şey yapalım. Bir soru cevap bölümümüzü sadece mezar taşlarına ayıralım. Selçuklu mezar taşları, erken Osmanlı mezar taşları, Roma, antik Roma mezar taşları. Böylece daha doyurucu olur, dağınık olmamış olur. Bu sebeple bu soruyu geçelim. Günümüze gelen bir takım tarihi yapılar var ki birçok insan da bu tarz soruları size soruyordur, karşınıza da çıkıyor. Medreseler, hamamlar yaptırmışlar. Bu eserleri farklı amaçla dükkan ve kafeterya gibi kullananlar var. Günümüzde de yaşıyoruz bunları biz biliyorsunuz. Bu ne kadar doğru? Yani kafeterya olarak kullanalım mı, dükkana mı çevirelim, kullanmasak mı, müze mi olsa gibi çeşitli sorular gelmiş. Siz ne dersiniz bu konularla ilgili? Ben bu sorunun niye sorulduğunu galiba tahmin ediyorum. Çünkü geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada, basında çok konuşulan bir cami vardı. Sokul Mehmet Paşa'nın Azapkapı Camisi. Şu Unkapanı Köprüsü'nün hemen ayağında bulunan cami. Cami restore edildi. Bayağı da uzun sürdü restorasyonu ve altında bir kokoreççi dükkanı açıldı. Tabii adamcağız dükkanı açtı. İşte tabelasını asınca tabii ayyuka çıktı ortalık. Ya caminin altında kokoreççi mi olur falan diye. Şimdi bakın, evet, caminin altında belki bir kokoreççi çok yakışık almayabilir ama camiye gidin, altındaki mekanlara bakın. Mimar Sinan o caminin altına o dükkanları bizzat yapandır. Sokul Mehmet Paşa da onun altına dükkan yapılsın diye emri verendir. Bazı cami vardır, altı boştur. Bazı cami vardır, altında medresesi vardır, tekkesi vardır, misafirhanesi vardır. Osmanlı erken dönem camileri, zaviyeli, tersteğ planlı camiler, yanlara doğru ikişer tane odası vardır. Orta bölüm cami. Buralarda insanlar yatılı kalmış, misafir olarak ağırlanmış, karınları doyurulmuş, akşamları dini sohbetler yapılmış, çok amaçlı kullanılmıştır. Bazı camilerin su basman katları vardır, alt bodrum katları vardır. Çarşılar vardır cami altında. Mesela Laleli'de 3. Mustafa'nın camisi. Meşhur Laleli Baba Camii. O Laleli Camii'nin altı bugün de gidin koca bir çarşıdır mesela. Bu şekilde yapılmış. Nevşehir'i Damat İbrahim Paşa'nın Nevşehir'de eski adıyla Muşkara Köyü yaptırmış olduğu caminin altı deve hanıdır. Yani kocaman bir han yapılmış altına. Hatta sonra toprakla falan dolmuş. Geçtiğimiz yakın dönemde kazılar yapıldı. Altındaki han çıkarıldı ortaya. Kapatılmış, toprak dolmuş, unutulmuş gitmiş. Yani bunlar da var. Ticari hanelere yakın yerdeki camilerin altları dükkanlı yapılırdı. Mesela Sokul Mehmet Paşa'nın Kadırga'da da bir camisi var. Sultanahmet'ten şöyle aşağı doğru Kumkapı'ya indiğinizde. O caminin etrafı medresedir, avlunun etrafı. Ama dükkan mükkan yoktur. Çünkü oradaki dükkan çok prim yapmayacak. Ama Sokullu'nun Azapkapı Camisi'nin altına dükkan yapılması kesinlikle planlanmıştır ve önemlidir. Neden? Çünkü o cami Haliç'in kenarındadır. Haliç asırlar boyunca dünya ticaretinin merkeziydi. Koca koca gemiler Haliç'ten içeri girer, mal indirir, mal yükler, insanlar görüşür, alışveriş yapar, para dönerdi. Böyle alışverişin çok canlı döndüğü bir yerin dibine lebiderya bir cami konduruyorsunuz. Caminin altına dükkanlar yapıyorsunuz. Ve o dükkanlardan ciddi kira elde ediyorsunuz. O kira hem camiye hem de caminin yanında Sokulu'nun medresesindeki öğrencilere burs oluyor, imaretine yemek oluyor, şifahanesine tedavi masrafları oluyor, doktor, öğretmen maaşı oluyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir durum var. Ama altında dükkan olan, alışveriş yapılan cami olur mu? Olur. Ama şimdi caminin altındaki dükkana da kiraya verirken, bunu hesaplayarak, düşünerek yapmak lazım. Şimdi caminin altında kebapçı.
Olmaz yani. Adam eti kızartırken yukarıda namaz kılanlara buram buram kebap kokusu. Bunlar uygun değil. Mesela sahaflara kiraya verilebilir. Cami altında sahaflar. Cami altında mesela okuma salonları olabilir. Caminin altında ilim irfan merkezleri olabilir. Bir takım derneklere kiraya verilebilir. Düşündüğünüz zaman örnekleri çok. Antika eşya satanlar kiralayabilir mesela. Baktığınızda kırtasiyeler alabilir. Yani uygun düşünüldüğünde elbette olabilir. Çünkü vakıf dediğimiz şey böyle bir şey. Yani ben buraya bir eser yaptırdım. Bu eserin dönmesi lazım. Ben eseri yaptırdım. Devlete bağışladım. Döndüm gittim. Olmaz öyle. Sonra ne olur? Aradan asırlar geçer. Kapıya mendil açar yetkililer. Boş geçmeyelim cemaat derler. Sizden para isterler. O hayrı yaptıran adam yaptırdığı hayrın kapısında kimse dilensin istemiyor. Bakın yanlış anlamayın. Kaba bir kelime kullandım biliyorum. İnfak çok önemlidir. Müslüman infak edecek. Malının fazlasını hayra kullanacak. O ayrı bir şey. Ama ben buraya bir hayır eseri yaptırıyorum. Bunun bütün vakfını, akarını ayarlıyorum. Bu dükkanlar benim, buraya aksın. Bu hamam benim, parası buraya aksın. Bu tarla benim, bu köy benim, parası buraya aksın diyorum. Sen ben öldükten asırlar sonra benim vakıf, akar olsun, gelir olsun dedim. Bütün malları gasp ediyorsun, yiyorsun ya da yediriyorsun birilerine. Sonra da kapıda mendil açıp boş geçmeyelim cemaat diyorsun. Buna dilenmek denir. Bu ayıptır. O vakfın sahibi bunu görse suratımıza tükürür. Ben bir sürü akar bıraktım. Bu kapıda niye milletten para istiyorsunuz der. Öbür tarafta o vakıf mallarına el koyan ya da koyduranlar hakikaten sıkıntı yaşarlar. Onun için bunların örnekleri var. Mesela Travne'ye gidin. Travnik'te Alaca Camii vardır. Çok güzeldir. Caminin altı sırf böyle sütun revaklarla çevrilidir. Ve o sütunların arkasında da kocaman bir market var. Market işletiliyor. Ama ecdat öyle bir güzel yapmış, sütunlarla öyle bir sıralamış. Siz çok yaklaşmadığınız sürece o arkadaki marketi göremiyorsunuz yani, anlayamıyorsunuz. Sadece bir sütun sırası görüyorsunuz. Onunla kamufle etmiş. Ama orada canlı bir ticarete dönmüş. Çünkü Travnik'te caminin bulunduğu yer tam ticaretin merkezi, çarşının ortası bir mekandaydı. Ve böylece de akan bir eser ortaya konmuş. Kendi kendisine dönen, tamamlayan bir külliye mantığı ayağa kaldırılmış. Yani olabilir. Ama tabii ki detayları, hassasiyeti korunup gözetildikten sonra. Mimar Sinan ve Mihrimah Sultan arasındaki muazzam aşktan bahsediyoruz. Bu bahsedilen konu ne kadar doğru? Yani herkes diyor ki Mimar Sinan ve Mihrimah Sultan arasında bir aşk var. Hatta bununla ilgili bir roman yazıldı. Hatta iki roman yazıldı. Mimar Sinan ve Mihrimah Sultan'dan hariç Mihrimah Sultan'a platonik olarak aşık olan bir ustadan daha bahsediliyor. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Son yılların bu tartışmalı konusunun cevabını bekliyoruz. Valla bizim insanımız böyle aşk meşk konularını pek seviyor. Tarihten olduğu zaman ayrı bir ehemmiyet gösteriyor, üzerine düşüyor. Ama tabii bu konular çok tehlikeli. Neden? Çünkü bu konularda vebal de söz konusu. Yani bir şey söylenirken, bir adım atılırken şunu unutmamak lazım. Bu insanlar öldüler. Bu insanların üzerinden asırlar geçti ve bu insanların kalkıp kendilerini savunma imkan ve ihtimalleri yok. Bu bir. Onları tanıyan bire birinci, ikinci, üçüncü derecede akrabaları da yok. Onların da savunma ihtimali yok. Onlar da öldüler. Onun için karşınızda size doğrusunu eğrisini söyleyecek birileri yok ise o kişiler hakkında konuşurken 10 kere 20 kere düşünmek icap ediyor. Şimdi bir kere Mihrimah Sultan 17 yaşı gibi çok genç bir yaşta Rüstem Paşa ile evlendi ve bir daha evlenmedi. Bir daha evlenmedi. Rüstem Paşa genç öldü. Mihrimah Sultan dul kaldı ve vefatına kadar da bir ikinci evliliği söz konusu olmadı. İkincisi, Mimar Sinan'la Mihrimah Sultan'ın eğer bir ilişkisini arıyorsanız mimari ilişkileri var, gerçek olanlar. Ben size bunları anlatayım. Mesela Mihrimah Sultan daha 30 yaşına gelmeden Üsküdar'da bir cami yaptırdı. Mihrimah Sultan Camisi meşhurdur. Mimar Sinan'ın çıraklık dönemi eserleri diyebileceğimiz erken dönem bir eserdir. Bu eseri yaptırıyor. Ama yanlış anlaşılmasın, çıraklık dönemi dediğimiz zaman Mimar Sinan ilk eseri Eyüp'teki Ayaspaşa Türbesi'ni yaptığında 44 yaşındaydı. Yani ilk eseri. Yani Üsküdar Camisi yapıldığında Mimar Sinan 50 yaşının üzerinde bir adamdı. Mihrimah Sultan ise daha çok gençti. 30'unu görmemişti. Bu detayı unutmayalım. İkincisi, o caminin mesela açılışında Mimar Sinan'a ufak bir fırça attığını, uyardığını biliyoruz Mihrimah Sultan'a. Mimarbaşı, cami
çok karanlık olmuş diyor. Köhne olmuş. Neden? Mimar Sinan daha usta bir mimar değil. Cami yaptığında bunun kubbesinin çökmemesi, yapının sağlam olabilmesi için çok fazla ayak kullanmış. Hem gizli ayak hem ortalıkta bulunan ayaklar kullanmış. Bir de pencereyi az yapmış. Çünkü pencere kapı gibi duvara açtığınız her oyuk yapıyı zayıflatır. Sizin bir pencere açtığınız zaman onun üzerindeki duvarın tonlarca ağırlıktaki baskısını çok ustaca kemer sistemleriyle sağa sola dağıtmayı becerebiliyor olmanız lazım. İşte bundan dolayı loş bir cami olmuş. Ve aradan bir 30 sene kadar geçmiş. Mirman Sultan artık 50 yaşını aşmak üzere Edirne Kapı'ya bir cami daha yaptırmış. Edirne Kapı Mirman Sultan Camisi. Ve o cami tabii yine Mimar Sinan eseridir. Ve o camide alabildiğini aydınlık. Mimar Sinan 30 sene evvelki fırçayı, uyarıyı unutmamış ve hayatının en parlak camisini inşa etmiş. Yani en aydınlık camisini. Hani gündüz böyle güneşli bir ortamda camiye girip başınızı kaldırın, kubbeye bakın, gözünüz kamaşır. Çünkü o dev kubbeyi dört köşedeki ayaklar taşır. Duvarlar kesinlikle taşıyıcı değildir ve duvarların üstünde taştan çok cam vardır. Böyle bir şey. Niye bu iki camiyi anlattım arka arkaya? Çünkü Mimar Sinan'la Mihrimah Sultan arasında bir aşk olduğunu iddia edenler maalesef bu iki camiyle de bu hadise ilişkilendiriyorlar. Zaten olay yıllar evvel böyle bir mail gruplarıyla yayıldı. Bir tane ağzı iyi laf yapan ya da kalemi iyi çalışan biri oturmuş yazmış. Bu uyduruk aşkı. Sonra bu mail grupları oradan yayıldı gitti. Millet buna inandı. Ya ekranlara edebiyatçılar falan çıktı. Bu aşkı savunur oldular yani. Ama hocam Edirne Kapı Mihrimah'la Üsküdar Mihrimah arasında bir şey varmış. Gizem varmış. Mimar Sinan bu yüzden zaten bununla ilgili. Hani itham ediliyor mu demeli. Doğru cümle bu mu bilmiyorum ama. Edirne Kapı Mihrimah'tan güneş iki caminin arasına, iki minarenin arasından doğuyormuş. Sonra öbüründen batıyormuş mu? Tersi de olabilir. Tam bilmiyorum ama söylem bu yönde. Bunlar doğru değil mi? Vallahi bir kere bu bir romanla ortaya çıktı. Yani önce bahsettiğim yazıyla ortaya çıktı. Sonra bir de bunun bir romanı yazıldı. İki minare arasında aşk diye. Oradan devam etti. Bir kere hikaye baştan gümlüyor. Neden? Dediğiniz gibi işte Kanuni'nin kızının adı Mihrimah. Bu doğru. Mihir farça güneş demek. Mah ay demek. Mihrimah güneş ve ay demek. Sultan Süleyman kızını sen benim güneşim ayımsın diye severmiş. Bakın bunlar doğru. Fakat yanlış olan kısım ne? Güya Mimar Sinan Mihrimah Sultan'ı seviyormuş. Onun için Üsküdar Mihrimah Sultan yaptırırken öyle bir yapmış ki onun iki minaresi arasından sabah güneş doğup yükseliyormuş. Edirne Kapı Mihrimah'ın iki minaresi arasından da akşama doğru ay yükseliyormuş. Ya bunu yazan hiç hayatında kalkıp Edirne Kapı Mihrimah Sultan Camii'ne bakmadı mı? İstanbul'un 7. tepesi. Hiç mi bakmadı? Edirne Kapı Mihrimah Sultan Camii'nde bir tane minare var. İki tane minare yok. Yani neyin arasından yükseliyor ay? İkincisi bu nasıl bir rezil aşktır ki Mihrimah Sultan evli, evli bir kadına göz koyan bir mimar var. Burada platonik aşk meşk derken koskoca bir mimarı çamura atmak var. Yani onu ırz düşmanı yapmak var. Allah aşkına. Yani atalarımızı, geçmişimizi böyle parlatamayız yani olmayan bir şekilde. Bu arada bir şey daha sormak istiyorum. Rüstem Paşa ile ilgili bir şey sormak istiyorum. Yani Mihrimah Sultan'la Rüstem Paşa çok mu kötüydüler? Yani Rüstem Paşa çok kötü bir adam mıydı da Mihrimah Sultan'la ilgili sanki kocasını hiç sevmiyor, muhakkak sevmiyordur. Hep bir başkalarını yakıştırma ihtiyacı hissediyorlar. Hiçbir zaman tarihte böyle bir şey anlatılmamış. İma bile edilmemiş. Yani Mihrimah Sultan'la kocası arasındaki ilişki. Yok kayıtlarda bilemez miyiz? Bir kere, kaç yıl evli kaldılar mesela? Bir kere Kanuni Sultan Süleyman hiçbir zaman vazgeçmemiş Rüstem Paşa'dan. Hatta Şehzade Mustafa'nın halli olayında bile, öldürülmesinde bile Yeniçeri ayaklandığında Rüstem Paşa'yı vazifeden sadrazamlıktan almış. Sonra tekrar vazifeye iade etmiş. Ortam soğuyunca. Neden? Çünkü Rüstem Paşa belki Makbul İbrahim Paşa kadar kabiliyetli, pratik zekalı olmayabilir. Ama Rüstem Paşa neydi? İtaatliydi. Yani bir sürüde çok süt verip başını alıp devamlı dağ bayır kaçan bir koyun mu daha çok tutulur? Daha karar bir süt vermesine rağmen sürüye bağlı itaatli bir koyun mu? Elbette ikincisi. Yani Enderun Mektebi'nde yetişip adım 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 Rikaptar Ağlığa kadar gelen Rikaptar Ağa, Enderun'da padişahın arkasındaki en kıymetli yani 29
en kıymetli 39 has odalıdan bir tanesidir. Ki özellikle 3 tanesi çok kıymetlidir. Çuhadara, silahdara, rikaptara, atının yularını çeker padişahın. Yani bugünün tabiriyle bir nevi padişahın makam şoförüdür yani. Atının yularını çeker, bakımını yapar, devamlı yanında yürür. Kanuni Sultan Süleyman aklını peynir ekmekle yemedi herhalde. Sultanlığı döneminde uzun süre yanında gezen bu gencin oturuşu, kalkışı, neye ne kadar itibar ettiği bunları bilmiyor mu? Zaten gördü, bildi, beğendi ve kızına uygun gördü onu. Önce sözledi, nişanladı ve evlendiler. Böyle bir durum söz konusu. Ayrıca yani bu itham edilerek ortaya konulmaya çalışılan uyduruk aşk ne kadar çirkindir ki. Hani bugün aşk dediğiniz zaman birbirini seviyor. Ne yapar? Bir mektup yazar. Bir yerlere böyle bir kalp çizer. Ya en fazla gider bir ağacın kabuğuna yapar bunu. Bir evin duvarına çizer. Seni seviyorum falan. Ya gidiyor cami minaresine aşkını yansıtıyor. Yani uyduruk hikaye de böyle geçiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Cami Allah'ın evi. Cami günahsızlığın mekanı. Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçınma, onun uyun dediği şeylere tabi olmanın bir nevi sembolü. Rüstem Paşa çirkin bir adam mıdır? Görsel anlamda soruyorum. Çirkin midir acaba? Biz bunları bilmiyoruz. Beğenmemiş midir Mihrimah Sultan? Yani Rüstem Paşa ile alakalı birkaç çizim var. Minyatür ama minyatür çizimlerde insanların böyle çok fazla kaşı şöyleydi, gözü böyleydi bunları çok çok anlamıyoruz. Bir de hani sima ilmine bakılıyordu Osmanlı'da yüzüne, boyuna, posuna, kaşına, gözüne. Var mıdır böyle bir standart yani tabii biraz ki. Böyle bir şey olması gerekiyor mu boyu posu? Hani askeri alırken de böyle büyük rütbedeki insanların biraz böyle boyu posu olması gerekiyor ya. Rüstem Paşa için de daha doğrusu Rüstem Paşa konumundaki insanlar için de böyle bir standart var mıydı Osmanlı'da? Kesinlikle vardı. İllaki vardı. Bir kere şimdi biz Osmanlı tarihinde ya da farklı bir geçmişte kötü birini düşündüğümüz zaman hemen onu Notre Dame'ın kamburu gibi görüyoruz. Böyle ecüçmüş bir adam. Hani kötüyse kesin çirkindir. Kesin yüzünde böyle koca koca sivilceleri vardır. Burnu falan cadı gibidir. Şu gibidir. Hemen böyle kafalar kuruluyor. Çünkü filmlerde öyledir ya. Kötü insan kötü görüntülü insandır. Yakışıklı boylu postlu olup da böyle kötü insan pek yapmak istemezler. Rüstem Paşa kesinlikle boylu postlu. Bir kere Enderun Mektebi'ne talebe alınırken boyuna postuna da bakılıyor. Bugün de öyledir Türkiye'de. Askeri öğrenci alınırken boyuna postuna bakılır yani. Yoksa alınmaz. Rüstem Paşa boylu postlu. Mesela Rüstem Paşa'dan sonra sadrazam olan bir başka paşamız var. Sokullu Mehmet Paşa. Onun bir lakabı da Tavil'dir. Tavil Mehmet Paşa. Uzun boylu demek. Yani devasa boyu var Sokullu'nun. Zaten bakıyoruz bu minyatürlere. Kanuni iyice yaşlanmış. Zigetvar'a gidiyor. Sokullu ona böyle omuz vermiş. Ata bindiriyor. Bakıyorsunuz boyuna hakikaten atın yanında Sokullu Mehmet Paşa bayağı uzun boylu duruyor. Onun için Rüstem Paşa hakikaten boylu postlu bir adamdı. Bunu net söyleyebiliriz. Peki Rüstem Paşa ile ilgili bir şey daha aklıma geliyor hemen. Rüstem Paşa huysuz bir adam mıydı? Ve yönetimle ilgili hep böyle kanuninin yanında hep durabilmeyi başardığına göre böyle rüşvetçi, biraz riyakar, böyle yalaka bir adam mıydı ki bunu başarabildi gibi de böyle bir şey var ya onunla biliyorum. Bir kere Rüstem Paşa çocukluğundan itibaren saraydaydı. Enderun'da yetişti, bir takım vazifelere getirildi. En son sadrazamla damada kadar giden bir yol var. Tabii ki bu süreç içerisinde ciddi paralar da kazandı. Yani has sahibiydi. Biliyorsunuz rütbelerine göre devlet adamlarına has, zehamet, aşağı doğru tımar arazileri ve insanları verilir. Bunları yönetir. Zeki bir adamdı. Parayı iyi yönetiyordu. Açıkçası stratejik yerlerde eserler veriyordu. Dükkanlar, çarşılar açıyordu. Bakın ticari bina adına çok fazla eseri var Rüstem Paşa'nın. Yani bunlar akıllıca düşünen bir adamın ortaya koydukları ve tabii ki getirisini de elde ediyordu. Bosna'ya gidiyorsunuz. Sarayova'nın göbeğinde Rüstem Paşa'nın bedesteni var mesela. Baktığınızda kocaman yaptırmış. Aynı Rüstem Paşa'nın İstanbul'da da var eserleri. Hep böyle stratejik ticaretin döndüğü yerlere eserler vermiş. Ve tabii ki bunun da gelirini elde etmiş. Yani rüşvet almak demek malı çok sevip haram paranın peşinde koşan, kendi duruşunu, makamını para için kullanan insanlar demek. Rüstem Paşa böyle bir insan değildi. Zaten onunla alakalı dedikodu üretenler bundan ötürü üretmiyorlar. Onun kişiliğiyle alakalı, devlet yönetimiyle alakalı, yok şunu seviyordu, bunu sevmiyordu, bununla alakalı laflar üretiyorlar. Ama aslında onların Rüstem Paşa'yı sevmemesinin tabii ki farklı nedenleri de var. Peki ne olabilir? Rüstem Paşa devrinde de
daha sonra yazanlar tarafından da, vakanistler demeyeyim o dönem ama belki daha sonraki tarihçiler tarafından da nedir bu ön yargı Rüstem Paşa ile ilgili? Oysa Makbul İbrahim Paşa Kanuni Sultan Süleyman tarafından idama mahkum edildi. Çoğu tartışmalı mezarı bile belki belli değilken bu kadar halk tarafından itibar görmesine rağmen Rüstem Paşa ile ilgili bu ön yargının kötü niyet mi diyeyim, kötü bakışın sebebi nedir? Ne olabilir ki? Vallahi açık konuşayım, eğer biz o yüzyılda yaşıyor olsaydık muhtemelen Rüstem Paşa'yı biz de sevmeyecektik. Biz de diyecektik ya bu adam bir ortadan kalksa, bir kaybolsa kıskananlar olacaktı. Neden? Cevap çok net. Dünyada gelmiş geçmiş hükümdarlar içerisinde en önemli birkaç isimden biri Kanuni Sultan Süleyman'dır. Hatta onun güç ve kudretine sahip olmuş insan yok gibidir. Çünkü 46 yıl, yani Büyük İskender gibi 2,5 yıl değil, 46 yıl yok yani onunla yarışabilecek birisi. Ve böyle bir adamın bir sürü oğlu vardı, bir tane kızı vardı. Ve o kızla kim evlendi? Rüstem Paşa evlendi. Kıskanmaz mıydınız? Kıskanırdık. O dönemde yaşasak Mihrimah Sultan'la alakalı hayal kurmaz mıydınız? Kurardık. Bugün de öyle. Bugün hiç ulaşamayacağımız bir mankenle alakalı bakıyorsun. Herifin bir tanesi oturuyor oradan. Hayaller kuruyor yani. Olur mu, eder mi bilmem ne. Hiçbir şey olmazsa rüyasını görüyor. Mihrimah Sultan. Bekarsındır, kendine düşünürsün. Evlisindir, yeğenine, oğluna, bir akrabana düşünürsün. Yani hayal kurarsın, yakıştırırsın, kondurursun. Ama sonra bakıyorsun Adriyatik sahillerinden çobanlık yapan bir çocuk devşiriliyor. İstanbul'a getiriliyor. Enderun'da okutuluyor. En son Rikaptar Ağlığa kadar yükseliyor. Sonra Kanuni'nin kızıyla hadi bakalım söz diyorlar. Sözlendikten sonra Diyarbakır valisi olarak atanıyor. Diyarbakır'a gidiyor. Arkasından ne laflar döndürüyorlar biliyor musunuz? Öyle böyle değil. Yani bu işin olmaması için insanlar. Olmasın, bozulsun diye. Bir insanın arkasından atılacak en ağır iftiralar atılıyor. Rüstem Paşa için cüzzam illetine müpteladır diyorlar. Cüzzam biliyor musunuz ne olduğunu? Hani Kingdom of the Heaven diye bir film var ya, Cennetin Krallığı. Hani orada Salahaddin Eyyubi'nin hasmı olan bir Kudüs kralı vardı. Devamlı yüzü maskeli geziyordu. Neden? Cüzzamlıydı. Çünkü yüzündeki etler devamlı döküldüğü için yüzü iskelet halinde gözüküyordu. O da saklıyordu yüzünü. İnsanlar o kötü manzarayı görmesinler diye. Vücut dökülüyor ve bu bulaşıcı bir hastalık. Yani cüzzam illetine müptela olan bir kişiye kim kızını verir? Ya da kim oğlunu verir? Düşünün yani. Böyle bir durum var. Ve arkasından bu lafı döndürüyorlar. Sultan Süleyman hakikaten çok dirayetli bir adam. Öyle lafa mafa hemen bakıp kapılıp karar verecek bir adam değil. Ne yapıyor? Bir paşasını kılıf bir vazifeyle Diyarbakır'a gönderiyor. Asıl vazifene Rüstem Paşa'da cüzdan var mı yok mu bunu yoklamak. Paşa İstanbul'dan kalkıyor. At sırtında Diyarbakır'a kadar gidiyor. Günler süren bir yolculuk. Diyarbakır kapılarında Rüstem Paşa karşılıyor. Yoldan gelmiş. Hem de bizimki gibi bir yol değil. Yani uçaktan inmemiş yani at sırtında. Uzun süren bir yolculuk. Ne yapacaklar? Diyor ki işte paşam yorulmuşsunuzdur. Sizi bir hamama götüreyim. Diyarbakır'ın meşhur bir paşa hamamı vardır. Oraya götürüyor. Zaten bir ihtiyacınız var mı? Ne yapalım dediğinde Rüstem Paşa'ya bir hamama gidip su dökünelim diyen zaten bu bizim paşa. Amaç ne? Planlanmış, önceden kurgulanmış. Rüstem Paşa'nın çıplak halini görmemiz lazım. Cüzzam illetine müptela ise eti dökülür, vücudunun bir kısmı kararmıştır. Vücudunun bir kısmında kıl çıkmıyordur. Bunları kontrol edecek yani. Bu da nerede olur en sağlıklı? Hamamda olur. Hamama gidiyorlar. Kıyafetler çıkarılıyor. Peştemaller sarılınıyor bellere. Havuza giriyorlar. Bakıyor paşa, Rüstem Paşa'nın vücudunda bir anormallik, sıkıntı yok. Bununla da yetinmiyor. Bir ara bir bahane uyduruyor. Hararet bastı beni. Ben soğukluğa geçip birazcık nefesleneyim diyor. Rüstem Paşa'yı orada bırakıyor. Soğukluğa geçiyor. Niye? Rüstem Paşa'nın kıyafetlerini kurcalamak için. Ve kurcalıyor. Kurcalarken kıyafetin içinde aradığını buluyor. Bit buluyor. Osmanlı'da bit demiyorlardı. Kehle diyorlardı. Bit buluyor. Ve bu mutlu haberi İstanbul'a uçuruyor. Diyeceksiniz ya elbisesinde bit bulmuş. Bunun neresi mutlu? Şundan ötürü mutlu. Cüzzam illetine müptela olan insanın üzerinde parazit barınmazmış. Yani bittir, piredir, uyuzdur. Bu illetlere müptela olmazmış yani. Bu haşere üzerinde durmazmış. Bit buluyor ve müjde iletiliyor. Sultanın müjde. Damat adayının elbisesi arasında bit bulduk. Yani kehle bulduk. Damat temiz çıktı. Cüzdanlı değil. Cüzdanlı değil. Ve bu olay tabii hızla yayılıyor.
temiz çıktı, temiz çıktı falan. O dönemde Rüstem Paşa'yı sevmeyenler bu haberi duyunca daha da diş gıcırdatıyorlar, daha da hopluyorlar ve bir tanesi kalkıyor şöyle bir şiir yazıyor. Diyor ki, olacak bir kişinin, yani Allah'ın yükselteceği, şanını yücelteceği bir kişinin, olacak bir kişinin bahtı açık, talihi yar, kehresi dahi anın yerinde işe yarar. Yani bir insanın önünde kapılar açacaksa Allah, yürü ya kulum diyecekse, üzerindeki bit bile onun ikbal kapılarını açmasına fayda sağlayacaktır. Peki Talha Bey, çok teşekkür ediyoruz. Yine bu haftada çok güzel sorularımız vardı. Bütün sorularımıza içtenliğinizle ve en önemlisi de hiç yorulmadan ve hiç kısıntıya uğratmadan keyifle cevap verdiğiniz için çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Çok teşekkür ediyorum ben de. Sorularınızı bu videonun altına bekliyorum.